Evet, bugün çok iyi başlamadık. Aslında ilk yarı bizim için çok iyi geçmedi. Biraz olimpiyat stadında oynamak zordur. Yani ben futbolcu olarak oynadım. Hocalık yapmak da zordur. Yani sadece bizim için değil, dünyanın en iyi takımı Manchester City bile burada finalde belki oynadığı en kötü oyunlardan birini oynadı. O yüzden bu statta yani etrafının çok, sahanın çok uzak olması, tribünlerin çok uzak olması, etrafının açık olması yani oyuncuların adaptasyonu biraz daha zor oluyor. İlk yarı baktığımızda yani rakip kaleye gittiğimiz pozisyonlar oldu ama üretkenliğimiz ve rakibi de kendi kalemize getirme anlamında çok fazla rakibimize bu şansı verdik. Yani çok net pozisyonlar vermesek de özellikle tabii ki markaya atılan yüksek toplar burada oyunun bütününde bence iyi işler yapmadık savunma anlamında. Ama yine baktığımızda yani maçın sonunda 3 gol attık, işte 25 şut var, gol beklentisi ceza sahasına topla buluşmamız. %65 yine topa sahip olmamız aslında yani iyi oynamış gibi gözüksek de aslında iyi oynamadık. Bundan önceki haftaların daha gerisinde kaldık. Daha iyisini yapabilirdik ama sonuç olarak da oyun olarak da baskın oyunumuzu sürdürdük. İkinci yarı daha üretkendik. Daha çok rakip kaleye gittik. Rakibi daha az kalemize getirdik. Yani iyi de bir takıma karşı oynadık. Bu Karagümrük takımının da hakkını vermem gerekiyor. Oyun içerisinde dediğim gibi geride savunmalarda ama kaliteli top onlara geldi. Kaliteli işler de yaptılar. Yani bugün maçın genelinde yine bizi özellikle kanat iki tane kanat oyuncusunun birebir etkili olması çok fazla da burada kanatlardan hücumda bizi zorladı. Tabii ki güzel maç oldu. Kazanarak bitirdik. Yani Berkan'a da tabii ki girdikten sonra böyle bir golle maçı bitirmesi, maçı kazandıran gol atması Berkan açısından da ayrıca sevindim. Yine Barış oyun içerisinde hem birebirler hem savunma arkası koşular hem ilk goldeki ceza sahasına içine girişiyle de yani hücum anlamında önemli işler yaptı. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Yine burada çok büyük bir destek verdiler. Çok güzel bir ortam yarattılar. Yani bu stadın olabileceği en iyi ortamı yarattılar. O yüzden taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Şimdi hedef Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçını da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Buyurun. Mikrofon yok sanırım. Direkt sorabilirsiniz. Hocam öncelikle tebrikler. Artık şampiyonla bir puan kaldı. Yavaştan gelecek sezon planlamasına başlayacaksınız. Ben şey sormak istiyorum. Erden Timur seneye olmayacağını söyledi. 2 yıl boyunca uyumlu bir şekilde çalışmışsınız kendisiyle. Hiç kendisiyle görüşme fırsatınız oldu mu bu konuyla ilgili? Konuştunuz mu? Bir diğer sorum da sosyal medyada sizin verdiğiniz cevaplarla ilgili gülerek diye bir tabir kullanılıyor. Sürekli bir esprili cevap verdiğiniz için bazı taraftarlar bunu paylaşıyor. Bu konu hakkında düşünceleriniz neler? Gülerek. Gülerek vereyim. Tamam. Şöyle tabii hedefimiz şampiyonluk yani şu anda son haftalardayız. Yani önümüzdeki sene seçim hiçbir şeyle ilgili kimseyle bir şey konuşmuyoruz. Sadece ben oyuncularımla birlikte şampiyonluğa odaklandık ve onun için mücadele ediyoruz. Ona konsantre olmaya çalışıyoruz. Tabii ki yani burada çok güzel devam eden bir ortam var. Aynı şekilde devam etmesini istiyoruz ama şu ana kadar bununla ilgili hiçbir şey konuşmadık Erdem Bey'le. Dediğim gibi daha çok yani hem beni hem oyuncuları burada başkanımız, yönetim kurulumuz yani hep yanımızdalar onlar da. Ve sadece biz futbola, sahaya odaklandık. Yani diğer tarafı bizim işimiz değil. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyon olmak için de maçlara çok iyi hazırlanıp konsantre olmamız gerekiyor. Bütün odağımızı buraya verdik. Buyurun. Yani aslında düşündük yani ilk yarının sonunda da şimdi Nelson da biliyorsunuz kafasından yaralandı. O da işte nereye kadar devam edecek, edemeyecek. Onunla ilgili de düşündük. Yani bir arada Davinson hatta ilk yarının sonunda ısınmaya gönderdik. Bir sonrası özellikle ikinci yarıya da soyunma odasında daha ne yapmamız gerektiğini anlatarak başlamak istedik. Oyunun devamında daha iyi şeyler çıktı ama tabii ki yani rakibin fiziksel üstünlüğüne bugün gerektiği gibi yani sadece Abdülkerim olarak değil yani Victor da zaman zaman ona cevap veremedi. O yüzden iki oyuncumuz da burada daha iyisini tabii ki daha akıllı bir şekilde belki savunabilirlerdi. Ama
Yani bundan önceki haftalar yine bugün oyun içerisinde hep %100'lerini verdiler. İyi de mücadele ettiler ve takım içinde her zaman olduğu gibi bence en iyilerini vermeye çalıştılar. O yüzden yani değişiklik son dakikalarda yaptık. Zaten Davinson'u ısıtıyorduk, bir değişiklik düşünüyorduk. Bunu son dakikalarda yaptık. Ama oyunun genelinde dediğiniz gibi yani düşünülebilirdi ama özellikle savunma anlamında değil de belki hücum anlamında gole daha çok ihtiyacımız olduğu için maçta berabere gittiği için biraz da hücum üzerinde ilk değişikliklerimizi o anlamda yaptık. Ata Bey, Atasar Çubakar Türk Televizyonu Hocam Öncelikle tebrik ederim. Teşekkür ederim. Galatasaray'da özellikle sizin döneminizde hücumda da çok etkili bir performans var attığınız golden bu ortada ama bence en azından benim düşünceme göre savunma anlamında Galatasaray daha çok fark yarattı rakiplerine göre, özellikle rakibi Fenerbahçe'ye göre. Ancak bugün herhalde savunmada belki de son haftalarda en çok zorluk yaşadığı maçı yaşadı Sarıkırmızılar. Bir de Abdülkerim Bardakçı, geçen hafta da size sormuştum, form düşüklüğü devam ediyor. Nelson özellikle bugün sizin açıkçası, daha önce sizin bu açıklamanız olduğunuz için şöyle söylüyorum. Savunmada geriye kaçma olayını bugün özellikle birçok pozisyonda yaptı ve Karagümrük'te tehlikeli geldi. Bu da daha önceden hani Davinson Sanchez'le ilgili söylediğimiz ama nasıl bir sizce çözüm olabilir? Şöyle tabii ki yani Marka'nın 1.96 boyunda bir oyuncu. Yani ona karşı ne kadar yakın oynarsanız aslında, yani bunu da çok söyledik, o kadar rakibin ama işine geliyor aslında. Yani o yüzden daha öne doğru itmek, bazen öncelik almak, yani öncelik almak bugün çok önemliydi. Yani bazen topu alsın, tekrar alma şansımız vardı ama doğru yani şekilde müdahale edemedik. Yani bu da anormal bir şey değil. Yani çünkü dediğim gibi 1.96'lık bir oyundan, fiziksel olarak da iyi bir oyuncudan bahsediyorsunuz. Yani her oyuncu bunda zorlanabilirdi. Belki Davinson da aynı şekilde zorlanabilirdi. Bunu tam olarak bilmiyoruz. O yüzden yani bugünkü oyunun içerisinde yani oyuncularımız dedim en başta onu söyledim zaten, savunma anlamında daha işler yapabilirdik. Ama benim asıl yani orada top bizdeyken top kayıpları benim daha çok bu anlamda rahatsız olduğum şeyler. Yani rakip uzun atmış, ikinci topu almak veya rakibi döndürmek, yani faul yapmak. Yani özellikle bizim takım için top bizdeyken bence çok kötü, zaman zaman çok kötü işler yaptık. Yavaş oynadık, rakibi attık, gereksiz uzun toplar kullandık. Yani verdiğimiz pozisyonların birçoğunda da bence geçişlerdeki rakibe verdiğimiz şanslar vardı. Onun yanında dediğim gibi yani ikinci topları da belki daha net bir şekilde alabilirdik. Marko'ya çok yakın oynadık. Yani bu kadar yakın oynarsanız zaten bu oyuncunun için çok büyük avantaj. Bence en büyük savunma hatamız çok fazla yakın oynamaktı Marko'ya.